Bir başka darp meselesi, patronun tarafından çalıştığı fabrikada darp edilen Canan Tosun'un başına gelenleri daha önce ekrana taşımıştık. Görüntüsü vardı saldırının ama nedenini o gün o fabrikada olanlar dışında bilen yoktu. Genç mühendis bugün ilk kez ATV Haber'e konuştu. Yetişmeseler ölecektim dedi. Fatih beni tekmelerken aklıma gelen şey ben burada öleceğim. Ben burada ölürüm geldi. Yumruk kafama bir darp yedim ve elim kırıldı. Korkuyorum. Çok konuşuldu genç mühendisin darp edildiği bu görüntüler. Ama o ilk kez ATV Haber'e konuştu. Dedim ben burada öldüm, çıkamayacağım. Lütfen bana vurma dedim. Hatta bana o vururken dedim ki kapıları da kilitledi. Kimse beni orada bulamayacak ve ben belki burada öleceğim diye onu düşünüyorum. Hala psikolojimde o düşündüklerim hala aklıma geliyor. Balıkesir Marmara Adası'nda bir mermer fabrikasında çalışıyordu maden mühendisi Canan Tosun. 13 Şubat'ta patronu Fatih Uygun tarafından darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sonra patronun onu makasla kovaladığı ve üzerine araba sürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Patron Uygun tutuklandı. Canan Tosun şimdi ailesinin yanında güvende ve ona bu travmayı yaşatan kişinin bir an önce yüksek cezalar almasını istiyor. Senin burada ne işin var diyerek bana ilk önce bir yumruk darbesiyle vurama yumruk darbesi aldım. Sandalyeyle yere düştüm. Sonra beni tekmeledi ve ben şu elimi şöyle kullandım. Tekmeler buraya geldi. İlk bana Marmara Adası'nda zaten kırık raporu verildi. 3 gün alçıda kaldı. Saldırının altında yatan iddiaysa fabrikanın diğer ortağı Baba Uygun'la genç mühendis hakkında çıkan dedikodu. Ve bana bu yapılan iftira 54 yaşındaki bir adamla benim mühendis kimliğimi bırakın, mühendis kimliğimi bir kenara atıyorum. Bir kadının ve yaşça ondan kaç yaş küçük bir kadının bir ilişkisi var diye böyle bir iftirayı kabul etmiyorum. Bunları onların yanına bırakmayacağım. Canan Tosun'un kendisini darp eden patronuyla ilgili farklı iddiaları da var. Metamfetamin kullandığını biliyordum ve ondan da uzak duruyordum. Çünkü uyuşturucu kullanan insandan her şey gelebilir. Bu adam benim peşimde koştu. Öldürmek için bir sürü hamleler yaptı. Makasla kovaladı, yumruk attı, arabayı üstüme sürdü. Seni buradan sağ çıkartmayacağım diyerek yaptı. Ben dedim buradan çıkamıyorum, yani ben burada ölürüm. Genç mühendis aradan günler geçmesine rağmen hala olayın şokunda. Bundan sonraki hayatımda tekrardan maden mühendisliği yapabileceğimi düşünmüyorum. O insanlarla tekrardan aynı iş ortamında çalışabileceğimi düşünemiyorum. Çünkü korkuyorum.